Şimdi hocam, şunu söyleyebilir miyiz? Anadolu'ya ilk giren Türk aşireti hangisi? Biliniyor mu? Tek bir aşiret haline girmiyorlar. Bunlar Selçuklu Devleti'nin düzenli bir büyük teşkilatlı bir yapıya dönmesinden sonra İran kapıları Oğuzlara, Türkmenlere açılıyor. Ve pek çok büyük kitleler halinde, kalabalık gruplar halinde İran üzerinden, Horasan üzerinden Azerbaycan'a geliyorlar. Tabii Selçuklu sultanları bunların batıya yönelmesini teşvik ediyor. Biz alt birimleri İran kaynaklarında, Arap kaynaklarında bulamıyoruz. Bunlar genellikle Türkmen deniyor, Yapgulu deniyor veya bazen Oğuz şeklinde geçiyor. Ama bunların içerisinde 24 boyun hemen hemen hepsinin olduğu muhakkak. Bunların dışında Oğuz olmayan diğer zümreler de var. Mesela Kıpçaklar var. Muhtemelen Kafkasların kuzeyinden geliyorlar. Yine Kardukların Anadolu'ya girmiş olduğunu düşünüyoruz. Çok az da olsa yine diğer zümreler de var. Mesela Uygurlar gibi. Ama bunlar çok çok az durumda. Anadolu'ya gelenlerin aşağı yukarı %90'ı, belki %95'i Oğuzlar. Bunlar da İslam kaynaklarında Türkmen, Guz, Oğuz şeklinde geçiyor. Evet, şimdi çok gelen bir soru var. Erhan'cığım ne olur sen yorum yapma. Çünkü o konuda çok yorum yaptım bu soru hakkında. Öyle mi? Bir daha yaparız. Demografik yorum lütfen yapma. Buyurun. Oğuzlar geldiği vakit diyorlar. Veya Türkler Anadolu'ya geldikleri vakit. Anadolu'da kimler vardı? Kürtler, Ermeniler, Bizanslar var mıydı o bölgede, Doğu Anadolu'da ve bunlar ne oldu diyorlar? Anadolu'nun çok önemli bir kısmı Bizans Devleti'nin kontrolündeydi. Doğu Anadolu'da bir miktar Ermeni vardı ama aslında Ermeniler, Bizans İmparatoru Basileus 11. yüzyılın hemen başlarında Bizansların çok büyük bir kısmını Doğu Anadolu'dan Orta Anadolu'ya nakletmişti. Bölgenin kontrolünü çok daha güçlü bir şekilde sağlayabilmek ve Anadolu'nun kapılarını tutabilmek için. Yine bir miktar Kafkas taraflarında Doğu Anadolu'nun bir kısmında Gürcüler vardı. Daha güneyde bir miktar Süryaniler vardı. Orta Anadolu'ya doğru Erzurum'dan itibaren Rumlar vardı. Ama bunlar tabii ki gelen kitle karşısında Anadolu'nun nüfus olarak çok büyük bir yoğunluk teşkil etmediğini görüyoruz. Anadolu çeşitli sebeplerle, ki bunların başında savaşlar geliyor, yaşanan kıtlıklar geliyor, pek çok sebep var. Nüfus kesafetini kaybetmişti. Özellikle Doğu Anadolu'da bir miktar nüfus vardı ama Orta Anadolu'da özellikle nüfusun çok önemli bir kısmı şehirlerde toplanmıştı. Kırsal alanda ciddi bir nüfus kitlesine rastlayamıyoruz. Dolayısıyla da Anadolu'ya yönelen göçebe Türkmen boyları çok güçlü bir şekilde ve çok süratli bir şekilde Anadolu işlerine kadar nüfuz etmişlerdir. Kürtler var mıydı? Kürtleri biz mesela kaynaklarda çok nadiren isimlerini görüyoruz ama muhakkak ki özellikle Doğu Anadolu'nun bir kısmında, ama kaynaklarda çok ciddi olarak bunlar tabii küçük mahalli hakimiyetler halinde varlardı. Peki şu anda Güneydoğu. O dönemde Kürt bölgesi miydi? O dönemde açık bir şekilde böyle Kürt bölgesi dediğimiz bir bölge yok. Ama tabii Kürtlerin yaşadığı bölgeler var. Biraz daha yukarı kısımlarda kaynaklarda bunları rastlıyoruz. İşte yani? Güneydoğu'dan ziyade işte Bitlis, biraz daha Van, o bölgelerde daha büyük yoğunluk teşkil ettikleri anlaşılıyor. Efendim, Enver Paşa'ya sonra bir ara döneriz tekrar ama şu, efendim, hocam, Selçuklu İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu kaç sene devam etti? 1040 yılında kuruldu ve 1157'de Sultan Sencer'in ölümüyle tarihe karıştı. Niye? Niye kısa sürdü? Aslında kısa ne ama takriben evet. 117 yıl bir şey mi? Osmanlı 600 yıl. 117 yıl. Selçuklu Devleti'ni yıkan Büyük Oğuz isyanı ve bu Oğuzların baş kaldırması olmuş. Selçuklar Oğuz değil mi? Aslında Selçuklular da Oğuz. Ancak özellikle 1141 yılında Sultan Sencer'in Katvan Savaşı'nda Karahıtaylara yenilmesi, Katvan Savaşı 1141 nerede yılında. Nerede Katvan? Semerkand'ın doğusunda, Kürdistan'da yani. 30, evet, Karahanlı topraklarında.
Kara Hıtaylar Sultan Sencer'i yendikten sonra o bölgede bulunan bazı Oğuzları Karluklara yardım ederek bölgeden sürmüşlerdir. Bu Oğuzların bir kısmı İran coğrafyasına girmiştir ve Doğu Horasan'da tutunmuştur. Bunlar Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır. Selçuklular zaten Oğuz. Ancak özellikle o bölgede bulunan idareciler, İran asıllı bürokratlar ve bazı emirler bu Selçuklulara pek de olumlu yaklaşmamışlardır. Özellikle vergilerle ilgili meselelerden dolayı bunlar vergi memurlarıyla anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Sultan Kamac'ın bir şahnesini öldürmüşlerdir. Özellikle emirler, komutanlar Sultan Sencer'e bu Oğuzları şikayet etmişlerdir. Sultan Sencer o dönemde oldukça yaşlıydı. Ve Sultan Sencer'e Oğuzların sert bir şekilde cezalandırılmasını tavsiye etmişlerdir. Oğuzlar her ne kadar itaat ettilerse de Sultan Sencer'e elçi göndererek bağlılıklarını bildirseler de Sultan Sencer güçlü bir orduyla Oğuzların üzerine yürümüştür. Ancak 1153 yılında Oğuzlara karşı yenilmiştir. Bu yenilgiden sonra Oğuzlar Sultan Sencer'i esir almışlardır. Sultan Sencer de Oğuz mu? Sultan Sencer Selçuklu Hanedanı'nın üyesi. Dolayısıyla Kınıklar'a mensup. Oğuz. Dolayısıyla Oğuz, evet. Birbirini yani. Aslında dolaylı olarak öyle ama şöyle. Selçuklular hocam, 1040 yılından yani, itibaren... Birbirini yemişiz, birbirimizi yemişiz. Şimdi biz yani falan demeyelim. Öyle değil evet, mi? Evet. O da Oğuz, o da Oğuz. Aslında şöyle, Selçuklular 1040 yılında düzenli bir teşkilatlı bir büyük devlete geçmişlerdir. Oğuzları mümkün olduğu kadar yerleşik coğrafyanın uç boylarında tutmaya çalışmışlardır. Yerleşik bir coğrafyada göçebelerin sıkıntı vermeden yaşaması neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla Selçuklular çok usta bir politikayla Oğuzları ya Azerbaycan'a yönlendirmişlerdir ya da devletin doğusunda, Horasan'ın doğusunda tutmaya çalışmışlardır. Tabii bunlar bu durum Oğuzların hoşnutsuzluğuna sebep olmuştur. Mesela biz bunun izlerini 16-17. yüzyıl müelliflerinde Ebru Gazi Bahadran'ın eserinde görüyoruz. Onu soracağım. Şöyle zaten bir ifade var. Selçuklular kendileri Türkmendi. Devletlerini kurana kadar biz Türkmeniz dediler ama devletlerini kurduktan sonra Oğuzlara, Türkmenlere bir faydaları dokunmadı şeklinde bir eleştirisi var. Selçukluların yerleşik hayatı koruması, şehir hayatını koruması Oğuzlar tarafından pek de iyi karşılanmamıştır.